AKP kendi Kürdünü oluşturmaya çalıştı. Kendi memurunu, kendi askerini, kendi polisini, kendi Alevisini de oluşturmaya çalıştı. Ama herhalde hepimiz de çok iyi biliyoruz ki tek başaramadığı nokta kendi Alevisini oluşturmak. İstediği düzeyde Aleviler buna izin vermedi. Zaman zaman her toplumda olduğu gibi Aleviler içinde de kendi inançlarına, toplumuna ihanet eden insanlar çıktı ama Alevi toplumu, Alevi tabanı asla buna izin vermedi. Az önce saydığımız konular, taleplerimiz halen güncelliğini koruyor. Ama maalesef yaşadığımız ülkede siyasi süreç, politik süreç bugün o taleplerimizin önceliği bizden aldı. Bugün hepimizin önceliği bu ülkede yaşama talebi. Çünkü AKP hükümeti kendisinden olmayanı yok etme diye bir politika izliyor. Her gün zulmünü, her gün faşizan politikalarını uyguluyor. Gün olmuyor ki onlarca insan sosyal medyada düşüncesini ifade ettiği için gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bu ülkede siyasi partilerin genel başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri ve onlarca, yüz binlerce memur şu an içeride tutuklu, esir, tutsak yani. AKP kendi bu tek adam rejimini, diktasını hayata geçirebilmek için bu zulmü, bu faşizanlığı devam ettiriyor. Ve bu her geçen gün artıyor. O yüzdendir ki Alevi kurumlarının Alevi hak ve talepleri bugün önceliğimiz değil. Hepimizin önceliği bu ülkenin bir an önce bu faşizan, bu tek adam, bu dikta rejiminden kurtulmak için laik, demokratik bir mücadele vermek. Bu mücadeleyi veren siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle omuz omuza mücadele etmek zorundayız. Aksi halde 2019 tarihi diye belirtmiş olduğu tarihte kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen Osmanlı torunları, başta Alevilerin bu ülkede yaşama şansı olmayacaktır. O yüzden bizim önceliğimiz demokratik, laik bir Türkiye inşa etmek için mücadele vermek. Bu salonda bulunan genel kurulla seslenmek istiyorum. Sizden taleplerimiz. Buradan çıktığımızda sadece 14. olan genel kurula katılmak, oy kullanmak için burada olmadığımızın bilinciyle üyesi olduğumuz siyasi parti, üyesi olduğumuz demokratik kitle örgütleri, aidiyet olarak bağlı olduğumuz toplumsal yapı, hangi yapıysa bu ülkenin laik demokratik bir ülke olabilmesi için bunu inşa etmek için hepimize görev düşüyor. Bunu her bireyin, her vatandaşın sorunu ve özellikle biz Alevilerin sorunu. Çünkü bizim 2019'da Osmanlı torunlarının hayalini gerçekleştirdiği takdirde biz Alevilerin bu ülkede yaşama şansının ne kadar zor olacağını farkında olmak zorundayız.